Puppet'ler çok eğlencelidir. Ama onlardan takılar da yapılabileceğini biliyor muydun? Baloncuğu doldurmak için 3 boyutlu kalemi kullanıyoruz. Aynen böyle. Sonra üstüne bir küpe iğnesi koyuyoruz. 3 boyutlu kalemle iğnenin üstünü kaplıyoruz. Sonra plastiğin katılaşmasını bekliyoruz. Sonra da Puppet'ten ayırıp yeni küpemizin keyfini çıkarıyoruz. Yani doğruca kulağımıza takıyoruz. Çok güzel oldu değil mi? Ha? Dün gece ne oldu? Sanırım çok fena partilemişiz. Evleniyor olduğuma inanamıyorum. Vay canına. Senin için çok mutluyum. Sağlığına. Bunu bir daha asla yapmam. Tazelensem iyi olacak. Şu dağınıklığa bak. Harika. Bir de temizlik yapmam gerekecek. Vay canına. Makyajıma ne olmuş? Bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum. Sanırım bir kulüp vardı. Hadi bakalım Mia, partinin keyfini çıkarıyoruz. Olay budur hanımlar. Sıradaki şarkıcı kim? Ha? Pardon, üzgünüm, hadi gidiyoruz. Vay canına, bu çok utanç vericiydi. Ve o şimdi banyomda. Klozetime ne olmuş benim? Bu çok tuhaf. Lütfen en kötüsü bu olmuş olsun. Bir dakika. Müthiş bir gece bu. Bunu her hafta sonu yapmalıyız. Her hafta yapmak mı? Mümkün değil. Her yerim ağrıyor. Ha? Bu da nereden çıktı? Hadi oyun oynayalım. Bir Puppet kazanmak istiyorum. Devam et. Başardık. Bu o kadar kötü değil. Olamaz. Yüzüğüm. Bu hiç iyi değil. Nerede miyim? Benim evleniyor olmam lazım. Bir yüzüğe ihtiyacım var. Bu şeyler düşünmeliyim. İşe koyulma zamanı. Önce küçük bir kek kalıbı alıyoruz. Kalıbın içine şeffaf epoksi reçine döküyoruz. Sonra birkaç damla kırmızı boya damlatıyoruz. Şimdi bunları karıştırmamız gerek. Fırçayla dalgalar oluşturuyoruz. Reçine sertleşmeden içine bir yüzük batırıyoruz. Sanırım yüzüğüm hazır. Yaşasın, tam zamanında hallettim. Hadi şimdi evlenelim. Çikolataya bayılırım. Endişelenmeye başlamıştım. Tatlım, yüzüğünü unutma sakın. Tam oturdu parmağına. Çok romantik. Biz evlendik. Şimdi gelini öpebilirim. Aynı tas, aynı hamam. Bugün biraz eğlensek bari. Selam. Selam, seninle konuşmak istediğim... siz kimsiniz? Sen ciddi misin? Benim işte. Gerçekten gerekli mi? Mia, selam. Seni gördüğüme çok sevindim. Nihayet. Her defasında aynı şey. Paramı istiyorum. Ayakların masamın üstünde yalnız. Az laf çok iş, gidip paramı getir. Derhal. Ve çabuk ol. Gizli kasaya nasıl ulaşıyordum? Hatırladım. Bu kadın beni çok geriyor. Ama o bankanın en iyi müşterisi. Geldim. Hangi anahtar şimdi? Bir sürü var. Sanırım bu olacak. Hey, seni uyandırdığım için üzgünüm. Evet, ölümlü. Parayı almam lazım. Lütfen. Al parayı ve krallığımdan derhal yok ol. Teşekkürler. Bırakayım da sen uyu yine. Bu adam çok ürkütücü. Niye bu kadar uzun sürüyor? İşte geldim. Al bakalım. Bu şaka mı? Tamam, hemen dönüyorum. Yanlış şeyleri aldığıma inanamıyorum. Ne huysuz biri. Bu sefer doğru şeyi alacağım. Pekala. Bunu yapabilirim. Usulca. Aldım. Yeni bir iş bulmalıyım. Bu fazla stresli. İşte kaset burada. Yani. Kaseti istemedin mi? Biliyordum. Umarım bu sefer doğru olanı alırım. Valiz mi? İstediğin bu mu yani? Bu şey canlı. İçinde ne var bunun? Sonunda serbestim. Yardımcı olduğuma sevindim. Çabuk benimle gelmen lazım. Buradan hadi bakalım. Sen burada ne tür bir iş yapıyorsun ki? Yeni bir arkadaşım olsun istiyordum. Peki, tekrar kasaya dönüyorum o zaman. Endişelenme, şimdi halledeceğim. Sadece anahtarı bulmam lazım. Buralarda bir yerde, uzun sürmez. Her şeyi ben mi yapmalıyım? Bu işte. Biliyordum, alayım onu. Hayır, neden? Önce bir şey yapmam lazım. Bir düşüneyim. Zımba. Süper. Tam bana gereken şey. Şu an hayatını kolaylaştırmak üzereyim.
Zımbaları belirli bir düzende organize edip birbirine yapıştırıyoruz. Sonra üstüne bu parlak taşı koyuyoruz. Şimdi bunları anahtara takıyoruz. Güzel oldu. Artık anahtarı hiç karıştırmayacaksın. Şimdi alabilirsin. Vay canına, harika. Gidip istediklerini alayım. Tada! Bunu yapmak çok mu zordu? Yeni bir görünüme ihtiyaç duydum. Bunları kasaya koyabilirsin. Tabii ki anahtarım var artık. Ah, oh, çok gerildim. Keşke şunları da bir silip verseydi. Herkes nerede? Çok sessiz burası. Oh, merhaba çocuklar. Sen ciddi misin? Aklından bile geçirme. Her neyse. Herhalde beni görmediler. Ha? Bu da nedir? Vay canına, parti varmış. Üstelik bugün. Çok harika. Belki gitmesem daha iyi. Tek başıma olmaz. Of, niye hep böyle şeyler düşünüyorum? Şu ne yapıyor? Ne ezik biri. Hey, hadi ona bir şaka yapalım. Hiçbir zaman popüler olamayacağım. Hey Mandy, benimle partiye gelmek ister misin? Seninle mi? Gerçekten mi? Yani çıkıyormuşuz gibi mi? Aman tanrım. Yok artık, bayıldı. Klasik hareket. Bir dakika, şaka mıydı? Bunu filme almalıydık. Sana hiç çıkma teklif eder miyim? Bana gülmeyi kesin. Hadi gidelim buradan. Niye bu kadar kötüsünüz? Ben onlara ne yaptım ki? Ne fenasınız. Sadece arkadaş olmak istiyordum. Ne? Bir dakika. Bu gözyaşı aklıma bir fikir getirdi. Ve bu fikir partiye tam uyacak. Müthiş bir şey olacak. Ufak bir kaseye epoksi reçine döküyoruz ve içine boya ekliyoruz. Bu çok enerjik bir mavi. Şimdi boyayı karıştırıyoruz. Boyayı güzelce yediriyoruz. Güzel görünüyor. Sonra karışımı bu kalıba döküyoruz. Gözyaşı kalıbını seçiyoruz. Kalıbı en üste kadar dolduruyoruz. Sonra katılaşmasını bekliyoruz. Artık tek gereken buna bir zincir takmak. Vay, harika görünüyor. İşte gözyaşı şeklindeki kolyem hazır. Mükemmel. Şimdi giyecek bir şeye ihtiyacım var. Vay canına, kendimi müthiş hissediyorum. Artık partiye gitsem iyi olur. Bu benim ilk partim, tam hayal ettiğim gibi. Parti. Vay canına, Mandy'ye bakın. Aman tanrım, bana bakıyor. Ne yapsam acaba? Gelmene çok sevindim. Pardon. Bugün yaptıklarım sadece bir şakaydı. Dans etmek ister misin? Mümkün değil. Üzgünüm dedim ya. Bu parti müthiş. Hadi o zaman. Güzel, zamanında gelmişim. Geç kaldım sanmıştım. Selam. Bu bilezikler çok harika. Merhaba Mandy, bence rengi gözlerime çok iyi gidiyor. Ne yapıyorlar? Bilezik kankaları. Evet, bilezik kankaları. Olmaz. Acıdı ama. Bilezik kankası olmak için senin de bileziğin olması lazım. Evet. Sanırım ben gidiyorum. Kendilerini çok özel sanıyorlar. Ne yapalım? Yapabileceğim bir şey yok. Bir kaza olmadan bağcıklarımı bağlasam iyi olacak. Bir saniye. Harika bir fikrim var. Belki ben de onlarla bilezik kankası olabilirim. Bağcıklarımızla böyle bir ilmek oluşturuyoruz. Sonra bir düğüm atıyoruz. Aynen böyle. Daha sonra uçları ilmekten geçiriyoruz. Böyle örmeye başlıyoruz. Saçımıza yaptığımız gibi. Güzel görünüyor. Şimdi uçları bağlıyoruz. Çok kolaydı. Hadi bir deneyelim. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Evet, pırıl pırıl baloncuklara bayılıyorum. Ne? Olamaz. Bozuldu işte. Artık olmuyor. Bütün baloncukları üfleyip her şeyi güzelleştirmek istiyorum. İşte peri hizmetinizde. Baloncuk yapamıyorum. Anladım. Evet, zor bir durum. Bu soruna karşı bir şeyler yapmam lazım. Boş ver Danny. Bende ondan daha iyi 3 boyutlu kalem var. Pekala, şekil burada. Şimdi 3 boyutlu kalemimi kullanmam lazım. İşe değneğin sapını yapmak için yeşille başlıyoruz. İşte oldu, şimdi yıldız için sarıyla devam edebiliriz. Sırada kırmızı daireler var. İşimiz tekrar kolaylaştı. İşte bitti. Sihirli değnek artık kullanıma hazır. Pekala, işte sana yaptığım yeni baloncuk değneği. Ne güzel. Şu baloncuklara bak. Yaşasın. Evet, bu baloncuklar çok güzel. O zaman artık ben gideyim. Görüşürüz.
Pekala, ikiniz de evlenmeye hazır mısınız? Hem de nasıl? Aynen. Tamam o zaman. Lütfen şimdi el ele tutuşun. Evet, aynen öyle. Bu çok hoş. Bu arada yüzükleriniz nerede? Tabii ya, yüzükler. Burada ceplerinden birinde olması lazım. İşte bu kutunun içindeler. Yüzüğümü görmek için sabırsızlanıyorum Alex. Yalnız bu kutu tamamen boş. Ne? Yüzükler nereye gitmiş? Düğünümüzde yüzüğümüz yok mu? Beni sevdiğini sanıyordum. Tabii ki seni seviyorum. Şimdi nerede oldu aklıma geldi. Gidip alayım. Aman tanrım, bu bir kabus. Yüzüğe ne oldu? Hemen bir şeyler bulmam lazım. Of, bu işe yaramaz. Olmaz. Belki burada başka bir şeyler vardır. Hey, sıcak tutkal tabancamı denesem? İşte bu işe yarar. Pekala, yüzüğün taban kısmı var ama üstünde değerli taşı yok. Burada sıcak tutkal kurtarıcı oluyor. Buraya sadece altın rengi bir damla koymam lazım. Sonrasında da biraz sim koydum, bu tamamdır. Onun moru sevdiğini bildiğim için bu renk çok işe yarayacak. İşte olay budur. Pırıl pırıl parlıyor. Pekala, sen şimdi kutuna gir bakalım. Bitirmem gereken bir düğünüm var. Tutkal tabancam ilk yanımdaymış. Az kalsın her şeyi batırıyordum. İşte döndüm. Artık devam edebiliriz. Pekala. İşte kayıp yüzük burada. Aynen söz verdiğim gibi. Mickey, takacağım bu yüzükle benimle evlenir misin? Evet, tabii ki evlenirim. Aman tanrım, mor renkte en sevdiğim. Düğünlere bayılırım ve bu gerçekten harika bir yüzük. Oh Mickey, yüzüğün hoşuna gitmesine çok sevindim. Ve Mickey, şimdi Alex'in yüzüğüne ihtiyacım var. Yüzük mü? Alex'in yüzüğü pekala buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Gerçekten birbirimiz için yaratılmışız. Evet ya, birazdan dönerim. Ve işte o da gidiyor. Bu biraz zaman alabilir. Taş, kağıt, makas oynamaya ne dersiniz? Pekala, oyuna başlayalım. Oo, seni ezik. Bir daha bana böyle şeylerle gelme. Babam çok tuhaf. Sürekli bilgisayarına bağırıyor. Evet, aynen öyle. Öl sen. Bir şeyler çiğnemek istiyorum. Oo, bu nasıl? Hadi ama yani şunu. Peki şimdi ne kemirsem? Kitinin kulağı olabilir mesela. Bu adamı yenmeye çok yakınım. Sadece dikkatli olmam lazım. Başka? Elim olur mu acaba? Evet, al işte. Sonunda kazandım. Şimdi bu galibiyeti daha ileri taşımam lazım. İşte böyle, sanal gerçeklik gözlüğümü takma zamanı. Bak bende ne var? Kocaman bir kulaklık. Şimdi bunu kemireceğim. Aman tanrım. Bak, hemen orada işte. Babamın gerçek kulaklıkları. Bahse girerim, onları kemirmek daha zevklidir. Çok güzeller. Şimdi şunları bir alayım. Aldım kulaklıkları. Üstelik bunlar gerçek. Yaşasın. Acayip aldım bu oyunu. Harikayım. Bir dakika, kulaklıklarım nerede? Buraya bıraktığımı sanıyordum. Bir saniye Mickey. Olamaz, beni yakaladı. Daha hızlı kemirsem iyi olacak. Mickey, sana daha önce ne demiştim? Onları hemen bana ver. Çok ciddiyim. Hala bir şeyleri kemirmeyi sevmesine inanamıyorum. Bu yoksa bir diş mi? Olamaz. Baba, neyin var? Kulaklıklar. Yakaladım. Baba, çok şapşalsın. Hey, bu benim dişim. Seni geri istiyorum. İşte oldu. Dişim yaşadığı yere, ağzıma geri döndü. Bu kemirmek için çok sert. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. 3 boyutlu kalemimle bunu güzelleştireceğim. Bu yeşil rengi seviyorum. Onun için bu rengi kullanıp beyazı tamamen yeşille kaplıyorum. Yaşasın, artık kulaklık kutusunda diz işleri olmayacak. Böyle devam ediyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Sanki bir bitki canavarına benziyor. Bir dakika, buldum. Şimdi bundan farklı renklerde yapıyoruz. Yaşasın, çok güzel görünüyorlar. Yani sanırım. Evet, çok şirin oldu. Bu işte çok iyiyim. Ama en çok bunu sevdim. Çok şirin oldu. Baba. Bak ne yaptım. Uyan ve bak hadi. Mickey, tatlım, olmaz. Baba biraz uyumaya çalışıyor. Bu nedir? Bak kulaklık kutusuyla ne yaptım. Vay canına, çok güzel olmuş. Ve bak, benimle aynı renkte giyinmiş. Birbirimize uyduk. En güzeli bu. Wow. Üstelik kulaklıkları da koruyor. Mickey kızım, bunun için çok teşekkürler. Onu tam şuraya koyuyorum. Şimdi beni oyun oynarken seyredebilir, ne dersin? Evet, sana kazanman için yardım edebilir. Kesin eder. Şimdi oyuna dönelim. Öl hadi. Ve bende daha 2 tane var. Şimdi bunlarla oynayabilirim. Ben kırmızıyım, ben de sarıyım. Bir bakalım. Mickey, kalkıp masamın yanına gel.
Evet, hadi buraya gel lütfen. Acele et. Şimdi senden beyaz tahtadaki işareti okumanı istiyorum. Ama tahtada bir işaret yok ki. Burada hiçbir şey yok. Ne? İşaret yere düşmüş. Şunu alıp mıknatısla tekrar yerine koyayım. Of, yine düştü. Aptal mıknatıs. Her neyse, şu an sınav yapıyoruz. Sınava hazır mısın Mickey? Sınav mı? Pekala, bir saniye o zaman. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu küçük kek altlarının tam altına mıknatısı koyuyoruz. Ve şimdi bunun tamamını sıcak tutkalla dolduruyoruz. Oo, şuna bak, neredeyse karamele benziyor. Ama tabii tadının hiç alakası yok. İşte oldu. En tepesine kadar tutkal doldu. Şimdi bunun üstüne küçük şirin şekerler serpiştiriyoruz. Tada! Tutkal kurudu ve projem tamam. Affedersiniz öğretmenim, sizin için bir şey yaptım. Mickey, kuralları biliyorsun. Şuna bakın. Sınıfa yiyecek getirmek yasak. Ama bakın, bunlar aslında yiyecek değil. Size göstereyim. Tada! Gördünüz mü? Bunlar sadece mıknatıs. Oo, anladım, bu çok güzel. Aferin sana Mickey. Etkilendim. Şimdi sıra sınavına not vermeye geldi. Böyle ilginç mıknatıslar yapan biri benden A artı almayı hak eder. Aferin sana, şimdi lütfen yerine otur. Şunlara bir de yakından bakayım. Belki şundan ufak bir ısırık alsam, şaka şaka. Pekala, iyice esneyip kaslarımı açtım. Ne? Bu da nedir? Biri egzersiz yapmaya gelmiş. Güzel. Selam. Nasılsın? İyiyim. Egzersiz yapmaya geldim. Ben de. İyi egzersizler o zaman. Benim de kulaklıklarımı takmam lazım. Onu bu işi ciddiye aldığımı göstereyim. Ayrıca çok tatlı da bir çocuk. Hey bak, ağırlık çalıştırmayı bitirdi. Şimdi onu kondisyonumla etkilemem lazım. Çok ağırmış. Hey, kulaklıklarıma ne oldu? Of, kulaklarından fırladılar. Tekrar takayım o zaman. Bak şimdi ne yapıyor? Bu egzersizi rahatlıkla yapabilirim. Yeterince tekrar yapmam lazım ve... ne oldu öyle? Bu çok eğlenceliymiş. Pardon, sanırım bu sana ait. Pekala, sıra şınavda. 1, 2, 3. Şimdi de şınav çekiyor. Ona şınav çekebildiğimi göstermeliyim. Kulaklıklarım ayağıma takıldı. Bunu gerçekten yapacaktım aslında. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Neler oluyor? Yine mi kulaklıklar? Ne? Bir dakika. Nereye gitti bu kulaklıklar? Evet, işte tam buradalar. Belki bunu alıp başka yere gitsen iyi olur. Aman tanrım, çok üzgünüm. Elimden kaymış. Peki, umurumda değil. Aptal kulaklıklar. Bir türlü yerlerinde durmuyorlar. Çok hayal kırıklığına uğradım. Sadece başıma dert oldunuz. Beni duyuyor musunuz? Senin sorunun ne ya? Bütün suç kulaklıklarını, yemin ederim. Bak, sana bir şey göstereyim. Kulaklıklarımızı ve 3 boyutlu kalemi alıyoruz. Sonra kulaklığın üstünü böyle dolduruyoruz. Umarım dikkatini veriyorsundur, çünkü bir daha göstermeyeceğim. Şimdi kafanın üstüne gelen kısmı kalemle çiziyoruz. Bütün bu bandı böyle çiziyoruz ve sonra yanlara geçiyoruz. İşte oldu. Kulaklığımın bir kopyasını çıkardım. Şimdi bana kulaklıklarını ver. Harika, teşekkürler. Şimdi ne yaptığımı iyi izle. Kulaklıkları bu deliklerin içine kaydırıp yerine oturtturacağım. İşte oldu. Artık endişelenmene gerek kalmadı. Aman tanrım, harika oldu. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Artık antrenmanıma geri dönebilirim. Evet, antrenman değil mi? Sanırım ben de yapsam iyi olacak. Nasıl yani? Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu kılıf fena değil aslında, ama şimdi bunu daha güzelleştireceğim. Bunun için tutkal tabancamızı alıyoruz ve tutkalla bir kalp çiziyoruz. Sonra içini dolduruyoruz. Tutkalın kurumasını bekliyoruz ve üstüne sim serpiştiriyoruz. Sonra kılıfın üstüne farklı renklerde simler ekliyoruz. Çok güzel oldu bence. Alo, nasıl gidiyor? Vay canına Gabby, şu telefon kılıfına bak. Hey, nereden buldun onu? Çok güzel. Bundan mı bahsediyorsun? Çok kolay oldu. Hepsi bunun sayesinde. Nasıl yani? Şaka herhalde. Çok yeteneklisin gerçekten. Bana da bir tane yapar mısın? Sabah mı olmuş? Ne güzel uyumuşum. Giyinsem iyi olacak. Şimdi şu dişlerimi pırıl pırıl yapalım. Bu gevreye bayılıyorum. Saat kaç olmuş? Okula geç kalmak istemiyorum. Hemen çantamı yapmam lazım. Buna ihtiyacım olacak. Buna da... Sınıfa götürecek bir sürü eşyam var. Hiçbir şeyi unutmamalıyım. Umarım hepsi sığar. Tutkal tabancamı da asla unutmamam lazım.
Bir şey eksik. Aha. Buldum işte. Belki yanımda daha fazla oyuncak götürsem iyi olur çünkü okul çok sıkıcı. Oh, bu da güzel görünüyor. Sanırım ihtiyacım olan her şeyi aldım. Değil mi? Vay canına, bütün rafları boşaltmışım. Alacak başka bir şey kalmamış. Tamam, sanırım hazırım. Artık çıkabilirim. Oh, çok ağır. Hadi ama. Buna vaktim yok şimdi. Bunu yapabilirsin. Hadi, acımak yok. Hayır. Çantam. Delik mi varmış altında? Aman ne güzel. Şimdi ne yapacağım? Oh, burada bir karton kutu var. Bu işime yarayabilir. Her şeyi bunun içine koyabilirim. Tam gereken boyutta. Birkaç şey daha ilave ediyoruz. Kimin çantaya ihtiyacı var ki zaten? Pekala. Şimdi tekrar deneyelim. Oh, hala çok ağır. Kalkmıyor bir türlü. Olamaz yine mi? Niye hep aynı şey oluyor? İyice sinir etmeye başladı. Peki şimdi ne kullanacağım? Tutkal tabancam. İşte bu günümü kurtaracak. Kutunun bir ucundan diğerine ince bir tutkal şeridi çekiyoruz. Acele etmeden düz bir çizgi çiziyoruz. Çünkü arada boşluklar olmamalı. Bu tarafa birkaç kare çiziyoruz. Bunu kutunun bütün yüzeyine yapıyoruz. Bu işin insanı dinlendiren bir yanı var. İşte kutunun tabanını karelerle kapladık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Bu çizgiler de üsttekilere benzemeli. Bunu da acele etmeden hallediyoruz. Şimdi iki tane tutacak kol yapıp onları iskelete tutturuyoruz. Ve kutuyu içinden alıyoruz. İşte yeni çantam hazır. Üstelik bunun da içine her şeyim sığıyor. Hepsi tutkal tabancam sayesinde oldu. Bebekler ne yapıyor anneciğim? Eminim orada çok rahattır. Oh, bunu söylemen çok tatlı Gabby. Evet, bebek çok iyi durumda. Bir saniye, telefona bakayım. Alo, oh, nasılsın? Hemen dön ama anneciğim. Bu yastık aklıma bir fikir getirdi. Tamam, görüşürüz. Oh, Gabby, ne yaptın öyle? Oh, merhaba anneciğim. Bak, benim de bir bebeğim olacak. Çok tatlısın. Gabby harika bir abla olacak. Bir dakika, neler oluyor? Şşt, bebeği duymaya çalışıyorum. Bir şeyler duydum. O öğlen yediğim sosisli olmalı. Tatlım, bir şeyler yap lütfen. Ama Gabby çok eğleniyor. İkinizi oynamanız için yalnız bırakayım. Aklıma bir fikir geldi. Al babacığım, bunu iç. Oh, teşekkürler canım, çok iyisin. Şimdi seni biraz güzelleştirelim. Bu oje sana çok yakışacak. Gerçekten mi? Peki o zaman. Bana yardım et, ciddiyim. Peki ne yapabileceğime bir bakayım. Ben olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Pekala, elimizde neler var? Bir düşünelim. Tabii ya, Gabby bu bebeğe bayılır. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Gabby'nin bebeği de şimdi karnında minik ayakların tepişmesini hissedecek. Bunun için bu minik bebeği alıp Barbie'nin karnına koyuyoruz. Sonra üstünü bir plastik parçayla örtüyoruz. Onların da üstüne bu kili yerleştiriyoruz. Şimdi bu tutkal tabancasıyla kilin üstüne daireler şeklinde tutkal sürüyoruz. Ve kilin üstünü tamamen kaplıyoruz. Şimdi minik bebeği yerinden kaldırıyoruz ve plastik parçanın fazlasını dikkatlice kesip kilin kenarlarını yuvarlatıyoruz. Şimdi sıra eğlenceli kısımda. Boyayla tutkalın üstünü boyayıp kilin üstünü rengarenk yapıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi bunu tekrar bebeğimizin karnına koyuyoruz. Gabby, bak bende ne var. Oh, vay canına, bebeğimin bir bebeği olacak. Oh, olamaz, bebek şu an doğuyor. Kaybedecek zaman yok. Hemen ameliyat etmemiz lazım. Merak etme, her şey iyi olacak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Derin bir nefes al. İşte böyle. Şimdi gevşe. Sancın varsa derin nefes alıp vermeye devam et. Harika gidiyorsun. Tamam. Şimdi ıkınmaya başla. Ikın. Hadi. Dur terini sileyim. İyi misin? Bir dakika. Aman tanrım. Bebeği görebiliyorum. Oh, çok şirin. Aynısı senin. Oh, sanırım daha çok babasına benzemiş. Ne harika oynuyor. Harika bir aile oldunuz. Nerede kaldı acaba? İyi ki bu çiçekleri almışım. Çok güzel kokuyorlar. Oh. Oh, bunlar benim için mi? Oh, yo. Ver şunları bana. Oh, peki. Seni görmek ne güzel. En son görüştüğümüzden beri bayağı zaman geçti. Evet, öyle oldu. Oh, Chris oradaymış. Bir dakika. Luna'nın ne işi var orada? Beni yalnız bıraksan nasıl olur? Oh, Gabby, hadi git buradan Luna. Ciddiyim. Hadi git artık. Hey Chris.
Bana açıklaman gereken bir şeyler var. Selam Gabi. O burada ne yapıyor? Göründüğü gibi değil. Bunlar senin için. Güzellermiş. Sanırım ben gitsem iyi olacak. Bu oyun müthiş. Zaman geçirmenin harika bir yolu. Bütün gün bununla oynayabilirim. Merhaba Chris. Sen de nereden çıktın? Beraber biraz takılabiliriz diye düşünmüştüm. Demek video oyunlarını seviyorsun öyle mi? Ben de severim. Hani şu ufak marangoz adam olan oyun çok hoşuma gidiyor. Belki bir ara birlikte oynayabiliriz. Yani şimdi mesela. Şaka mı bu ya? Yok değil. Ne dersin? Hiç sanmıyorum. Ben şuraya bir sıkışayım. Neler oluyor? Sen ne yapıyorsun? Benimle alakası yok. O benimle flört edip duruyor. Söyle ona Luna. Ben gidiyorum. Gerçekten ben tamamen masumum. Bu durum hiç hoşuma gitmedi Chris. Ben bir şey yapmadım. Ama buna bir son vermemiz lazım. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Pek hoş görünmüyorum değil mi? Ama istediğin de zaten tam bu. Yalnız bunun üstünde bir iki değişiklik yapmam lazım. Öncelikle fotoğrafın üst kısmına bu zinciri koyuyoruz. Sonra tutkal tabancamızı alıp yüzümüzü zinciri tutkalla kaplıyoruz. Daha sonra yüzümüzü kesip alıyoruz. Bu gerçekten gerekli mi? Dur bir bakayım. Vay canına, ne düşünüyorsun? Evet. Harika olmuş. Hoşuna gideceğini biliyordum. Bu Gabi'yi mutlu edecekse o zaman değer demektir. Şimdi bir şeyler yiyelim. Atıştırmalık arıyorsun öyle mi? İşte tam karşında duruyor. Demek sensin. Bu nedir? Bu Gabi mi? Ben gidiyorum. İşe yaradı. Zaten yarayacağını biliyordum. Bu ona iyi bir ders olur. Vay canına, görebilir miyim? Lütfen ama lütfen. Vay canına, bu gerçekten benim mi? Sen ciddi misin? Bir bilezik demek. Bu benim mi şimdi? Vay canına, inanamıyorum. Hemen bileğime takacağım. Bayıldım. Muhteşem. Her anından keyif alacağım. Çok şanslıyım. Seni bileğimden hiç çıkarmayacağım. Nereye gidersem gideyim sen de benimle geliyorsun. Bu oyun çok iyiymiş. Hadi oyna benimle. Oyunu bitirmek için oraya gitmen lazım. Ne günde ama. Çok yorgunum. Seninle çok eğlendik. Şimdi üstünü örtelim. Hadi tatlı rüyalar. Bu gevrek çok nefis. Sen ne dersin? Yalnız hepsini yiyip bitirmen lazım. Sevmedin demek, peki sorun yok. Sana başka bir şey vereyim. Birlikte buzdolabını bir kolaçan edelim. Hadi o zaman. Hoşlanacağın bir şeyler olmalı. Bir saniye. Bir şey eksik. Normalde kapının üstünde bir lastik bant olurdu. Bu senin ikide bir buzdolabını açmanı önleyecek. Abur cubur artık yasak. Tamam mı? Peki anneciğim. Bana sonra teşekkür edeceksin. Acaba nereye gitti? Bir saniye. Demek ki artık her istediğimi yiyebilirim. Bu harika olacak. Bakalım burada neler varmış. Meyve ve sebzeler. Berbat. Başka bir şeyler de olmalı. İğrenç görünüyor. Peki güzel şeyler nerede? Oradaymış. Krem çikolata en sevdiğim şey. Gel buraya. Hop, yetişemiyorum. Bir dakika. Buldum. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Artık benimsin. Uğraştığıma değdi doğrusu. O da ne? Bilekliğim. Olamaz. Neden oldu ki şimdi bu? Çok büyük haksızlık. Tatlım, sorun nedir? Anneciğim, bu bir felaket. Bilekliğim koptu. Hepsi yere daldı. Anladım. Dur boncuklarını toplayayım. Bunu tamir edip edemeyeceğimi bilmiyorum. Hayat niye bu kadar zalimsin? Bir dakika. O krem çikolata mı? Ver onu bana. Sanırım bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Kavanozu masaya yatırıyoruz. Sonra dibine ince bir şerit tutkal sürüyoruz. Aynen böyle. Bu kadarı yeterli. Şimdi bize boncuklar lazım. Boncukları tutkala yapıştırıyoruz. Harflerin arasına boncukları diziyoruz. Sonra tekrar tutkal tabancasını alıp boncukları tutkalla kaplıyoruz. Böylece hepsini bir arada tutuyoruz.
Aynı şeyi kavanozun bütün çevresine yapıyoruz. Artık bunu buradan çıkarabiliriz. Gabby, bak ne yaptım. Yeni bir bilezik. Vay canına. Harika görünüyor. Oh, şuna bir bak. Üstünde ismin bile var. Teşekkürler anneciğim. Senin için her şeyi yaparım. Nanik. İyi denemeydi buzdolabı. Bir dahakine iyi şanslar. Peki. Bu biraz tuhaftı. Kendime de mi bundan yapsam acaba? Evet yapsana. O zaman ikiz gibi oluruz. İştahımız öyle açık ki ziyafete hazırız. Ama önce bir renk seçmeliyiz. Pembe hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Galiba birimiz daha şanslı. Bunların hepsini yemem mi gerekiyor? 4 kişilik bir aileyi doyurur. Bununla pankek yenir mi? Buldum. Sadece biraz ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdiden güzel görünüyor. Şimdi burada ne eksik? Eritilmiş çikolata işimi görür. Sanki üstüne yağıyor. Pembe çikolata yağmuru budur. Geriye tek bir şey kaldı. Süs şekerleri gelsin. Vay canına şuna bak. Ama cevabını almam gereken bir soru kaldı. Göründüğü kadar lezzetli mi? Tina nefes almayı unutma. Sanırım bu şeyi kullanacağım. Saçını her zaman tarayabilirsin. Bir dakika, bir şeyler oluyor. Bu müthiş olacak. Luna, saçın. Tek boynuzlu atyelerimden mi bahsediyorsun? Çok güzel görünüyorsun. Bununla takas etmek ister misin? Takas mı? Sanırım. Al bakalım. Yiyebilecekken neden saçımı tarayayım? Sen az önce ne yaptın? Değişen bir şey var mı? Bu haksızlık. Ne bekliyordun ki? Hangimiz çeviriyoruz? Gözümü kırpmayacağım Luna. Ben de öyle. Gördün mü? Kırpmıyorum. Dayanamayacağım. Pes edeceğini biliyordum. Görünüşe göre sapsarı bir şey çıkacak. Bu şey kafamdan bile büyük. Bu sahiden güzelmiş. Tatlı değil mi? Bende de tatlı şeyler var. Bu biraz komik görünüyor. Böyle çeviriyorum. Ve atıştırma zamanı. Bir saniye. Tina, bundan emin misin? Neyse, en azından bu var. Bol limonlu. Daha büyük bir tane istiyorum, hadi. Buldum. Sadece biraz ısıtmam lazım. Erime zamanı. Görüyor musun? Damla damla akıyor. Kesinlikle işe yarıyor. Artık sonsuza kadar yalamam gerekmeyecek. Süper tatlı bir limonata. Muzlarımdan birini ister misin? Tina, sen çevir. Ve mavi bana yakışır. Bu şeyler de ne? Bir tahminin var mı? Bana ne çıktı? Mavi kek lollipoplar. Hiç hayır demem. Çok yoğun. Bir dakika, bu da ne? Bu bir mesaj mı? Su şişeleriyle alakalı bir şey mi? Matematiğim hiç iyi olmadı. Sen dene. Bakalım ne varmış. 2 su şişesi, öyle değil mi? Ama biri baş aşağı duruyor. Galiba şimdi anladım. Bir maceraya atılıyoruz.
Tamam ve serbest bırak. İşte gerçek sihir bu. İçindeki şeyler hareket ediyor. Bütün boncuklar yukarı çıkıyor. Bu şahane. Sanki onları emiyormuş gibi. Mavi boncuk fırtınası da diyebiliriz. Hey Tina, şuna bak. Tekrar döndürecek misin? Bu gördüğüm en heyecan verici şey. Program başlamak üzere. Aç hadi. Onu çok seviyorum. En iyi gökkuşağı tek boncuklu attı o. Evet. Bütün ahır dostlarım bugün yemek yapmaya hazır mısınız? Bugün pembe rengi kullanacağız. Gösterin hünerinizi. Neyse ki evde bulabileceğimiz bütün pembe yiyecekleri toplamışız. Harika görünüyor. İhtiyacımız olan ikinci renkse mavi. Kullanabileceğimiz mavi yiyecek var mı? Evet. Bugün mavi seçeceğini biliyordum işte. Mavi atıştırmalıklarla gayet hazırlıklıyım. Ben de. Çok güzel. Peki sıradaki renk ne olsun? Turuncu ne dersiniz? Sizde turuncu ne var? Atıştırmalıktan içeceği kadar bir sürü turuncu şeyimiz var. Tebrikler, gökkuşağı yiyeceklerini güzelce toplamışsınız. Şimdi de tarihin en gökkuşağı görünümlü yiyeceğini yapacaksınız. Atıştırmalıklara ne oluyor? Ve de bize? Aman tanrım, neredeyiz biz? Sen şu halimize bak. Yok artık, en sevdiğimiz tek boynuzlu atla televizyondayız. Selamlar, umarım yarışma için hazırsınızdır. Aman tanrım, donat denince akan sular durur. Ama renkli donatlar çok daha iyidir değil mi? Ay sanırım ilk meydan okumamız bu. Ne yapılacağını biliyorum. Bir dur bakalım. Ne hep elimden bir şeyler alıp duruyorsun? Vay, hamuru karıştırmaya geçmişsin bile. Evet öyle, çünkü hamur işlerinde harikayımdır. Hamuru şu bardağın içine dökelim. Bu kadar yeter, biraz da renk katabiliriz. Maviye başlayalım, şimdi bunu da çıkarabiliriz. Poşeti sıkma zamanı, bu sayede renk karışacak. Harika, şimdi de donat kalıbına geçelim. Bütün renklerimizi dolduralım. Bunlar çok güzel olacak eminim. Bütün bu kalıpları doldurmaya yetecek hamurumuz var. Şu sonuncuyu da biraz sarıyla bitirelim. Harika duruyorlar. Doğruca fırına gidiyorlar. Kendi işime odaklanmalıyım. Neyse ki şu malzemelerim var. Hiçbir şey sıfırdan yapmam gerekmiyor. Yoksa sıkıcı olurdu. Ve de yavaş. Benim ufak donatlarım hazır bile. Sadece boyayacağım. Çok tatlı ve güzel. En sevdiğim rengi de seçebilirim. Gerçi biraz da süs şekeri istiyorum. Biraz kağıt işimi görür. Aman tanrım, şunların tatlışlığına dayanamıyorum. Ağlayacağım. Gel bakalım yeşilcik. İşte budur. Yeterince pişmiş olmalılar. Kokuları da çok güzel. Üstelik rengarenk duruyorlar. Evet ama biraz süslemeden bunlara donat denmez. Bir tane çıkarıp şu kremaya batıralım. Sonra da hop süs şekerlerinin içine dalalım. Ay çok tatlı görünüyorlar. Minik gökkuşağı donatlarım. Benim donatlarım berbat. Dişimi acıtıyor. Senin donatların müthiş görünüyor. Kanunsuz giriş suçundan tutuklusun. Ne? Şu kokuyu aldın mı? Evet güzel kokuyor. Ne? Öylece gitti. Ben de kaçayım o zaman. Buralardan geliyor biliyorum. Koku bu masadan geliyor işte. Aman anne, ben biraz saklanayım. Burada biriniz bir şey yapmış değil mi? Peki itiraf ediyorum. Bankayı soyan bendim. Beni götüreceksiniz değil mi? Nasıl ya? Gerçekten onca para ve altını cebinde mi taşıyormuş? Bu donatları kim yaptıysa tam bir dahiymiş. Aman tanrım, çok güzeller. Hayatımda yediğim en güzel donatlar. Hey şu senin önündekiler de ne? Hiçbir şey, hemen kaldırıyorum. Peki öyle diyorsan, donatlar da harika. Evet, ben hiç buradan çıkmayayım. Ucuz atlattık. Bazen yeni bir tarz istersin. Ama hemen alışverişe koşma. Önce tutkal tabancanı al. Sonra da şu sıkıcı ayakkabıları özel bir şeye dönüştür. Farklı renkte simli tutkallar pırıltı bir efekt yaratabilir. Sonuçta tabii ki büyülüdür. Ve şu rahat kumsal günlerine çok uygundur. Kesinlikle herkes bunlara hayran kalacaktır. Kulaklıklarım. Her yerde arıyordum. Yeni şarkıyı... Şunlara bak, iğrençler. Tam da bu lazımdı. Teşekkürler. Kusmak üzereyim. Tamamdır. Sanırım oldu. Ama daha saçımı tarayacağım. Tarama ne olmuş?
olmuş böyle? Siyah saç dolu. Liam! Çok güzelmiş. Tarama bak, benim eşyalarımı kullanma. Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Şaka mı bu? Üstünde ismim yazıyor. Bıdı 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 bıdı. İğrenç olmuş, çok da gıcık. Bir dakika. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Tahta bir kaşık ve 3 boyutlu kalem yeter. Önce kaşığın üstünü boydan boya çizelim. Yani kaşığın üstünü ince çizgilerle dolduralım. Şimdi de 3 boyutlu kalemle plastiğin üstünden yukarı doğru şeritler çekelim. Küçük mızraklara benziyorlar. Eşit aralıklarla yapalım. Plastiğin tamamını bu sivri uçlarla kaplamam gerekiyor. Aynı boyda olmamaları da önemli değil. Zaten sonra makasla keseceğiz de bu sayede eşit olacaklar. Bu kadarı yeterlidir. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Artık saçımı tarayabilirim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve üstünde de Liam'ın saçı falan yok. Harika oldu. Ah, şimdi hazırım. Aa, popom. Cidden mi Liam? Yetti artık. Hey, dikkat et, ben kaçar. Hey Emma, iyi misin? Tabii ki. Hadi başlayalım. Önce ısınalım. Oyun dediğin ciddi iştir. İşte şimdi bittin. Şu hareketlere bak. Oyunla çalışmışsın. Ha, tabii ki. Yuhuu. Ama hala yeterince iyi değilsin. Kaybetmeye hazırlan. Ne? Bunu nasıl yaptın? Evet, en iyi benim. Haydi bastırlıyorum. Şanslı bir vuruştu canım. İntikamımı alacağım. Liam'ın mouse'unu şu sapunla değiştireceğim. Çok kolaydı. Sana bir şans daha. Tekrar. Ne? Ne oluyor ya? Dur, bir terslik var. Aa, çok üzgünüm. Sabun mu? Aa, hadi ama. Hile yaptın. Görürsün şimdi hileyi. Hayır. Bu hiç adil değil. Tüh, parmağım kaymış. Şimdi de oyun biter. Cidden bu oyunda çok iyiyim ya. Hep kazanıyorum. Hayır, çok gıcıksın. Gerçeklerle yüzleşelim Emma. En iyi benim. Aa, oh, canım yandı ya. Kafam kocaman şişecek şimdi. Olamaz, kulaklıklarım. Kullanılmaz hale geldiler. Aa, iyi misin? Bak, mahvoldular. Endişelenme. Benim kulaklıklarım duruyor. Kullanabilirsin. Ha, cidden mi? Dur. Sanırım bir fikrim var. 3 boyutlu kalemim gerekecek. Önce bir daire çizerek başlayalım. Ama ortasına bir anahtar deliği bırakalım. Sonra da içine daha küçük bir daire. Şimdi de dolduralım. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Bayağı da rahatlatıcıymış. İlk kısım neredeyse bitti. Şimdi de üstüne inşa edelim. Kenarlardan dikmeler çıkıyoruz. Sonra hepsini birleştireceğiz. Ve bunu da dolduracağız. Her tarafına aynı şeyi yapalım. Ta ki elimizde şöyle bir şey olana kadar. Mükemmel. Birkaç parça daha yapmalıyız. Artık bir araya getirebiliriz. Bunun için kalemi kullanalım ve iyice sağlam yapalım. Sonra kulaklığı içine sokuyoruz. Şimdi oyuna hazırım. Kulağa iyi bir his veriyor. Peki başlayalım. Ama bu sefer hile hurda yok. Anlaştık. Dışarı çıktığımıza sevindim. Ben de yıllardır hiç dışarı çıkmıyormuşuz gibi geliyordu. Romantik bir yemek gibisi yok. Sadece sen ve ben işte. İşte bu mükemmel anı bekliyordum. Emma, sana şöyle bir tavuk mu aldım? Bu nasıl buraya girdi ya? Bunu sana aldım. Tuvalet fırçası mı? Bir dakika, özür dilerim. Bunu sana aldım. Benim için dünyalara değersin. Liam, çok güzelmiş. Tıpkı senin gibi. Bayıldım. Hadi bir fotoğraf çekelim. Pardon. Fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii ki. Gülümse. Bakayım. Bu aynı yüzük mü? Olamaz, inanamıyorum. Kameramı ver. Teşekkürler. Şimdi gidebilirsin. Peki. Ne oldu şimdi? Aynı yüzükten takıyordu. Birebir aynısıydı. Benim yüzümün özel olması lazım. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Şu kağıda bir kalp çizelim. Sonra da kenarlarından şeffaf tutkalla geçelim.
İçini de dolduralım ama şekli bozulmasın. Yavaşça mahvetmek istemeyiz. Oldu. Sıradaki adıma geçelim. Kurumadan önce şu yüzüğü üstüne basalım. Nazik davranmalıyız. Harika oldu. Daha çok tutkal sürelim. Bu kadar yeter. Sonra da şu boncuklara batıralım. İşte tamamen orijinal oldu. Emma, al bakalım. Umarım beğenirsin. Ya Liam, muhteşem olmuş. Çok romantiksin. Teşekkürler, çok mutlu oldum. Sonra da dedim ki, peki bana ne kanka? Hoca bana yine de cezayı bastı. Aman umurumda değildi. Çok komiksin. Keşke orada olsaymışım. Liam, imdat, imdat. Ne oldu? Sorun yok, yetiştim. Çok korktum. Teşekkürler Liam. Lollipop'um nereye gitti? Aa, işte buradaymış. Onu yemem ki. Hep saç olmuş. İğrenç. Keşke Emma'ya yardımım dokunsa. Emma, bunu alsana. Yok sağ ol. Denedim en azından. Bir dakika, bir fikrim var. Şekeri tutkal tabancamıza koyalım. Şu kağıda ufak bir üçgen çizmiştim ve bunu erimiş şekerli renklendirelim. Çok güzel kokuyor. Çizgilerin içinde kalalım. Mükemmel olması gerekiyor. Üçgenin altında bir boşluk bırakmalıyız. Tamam, şimdi de renk katalım. Yeşil bir şey kullanmalıyım. Şimdi de daha koyu bir yeşil. Neredeyse bitti. Tahta bir çubuk koyup biraz detay eklemeliyim. Karpuz lollipopu oldu. Oh, müthişmiş. Sana yaptım. Çok tatlı. Hiç sorun değil. Leziz mi leziz? Harika. Bir de kendime yaptım. Gayet güzelmiş. Kim yumurta sevmez ki? Özellikle de kahvaltıda. Evet, bana yumurta yapın. Yumurta mı? Cidden mi? Kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yani hiç değilse açıp altında ne var bir görelim. Gerçekten mi? 1, 2, 3, 4, 5. Peki, halledebilirim. Ve gitti bile. Bu türde ne yapsam ki acaba? Bir fikrim var. Gerçi biraz malzeme gerekecek. Alo? Evet, en hızlısından bir siparişim olacaktı. İşte geliyor. Bu kadar hızlı gelmesine çok sevindim. Evet, yumurtalarımız hazır. Önce bir kıralım. Sonra da sarıları beyazlardan ayıralım. Beyazları küçük gevecimize dökelim. Biraz daha gıda boyası koyalım. Şöyle bir tahta çubukla karıştırabiliriz. İşte budur. Ne kadar güzel bir renk oldu. Sonra da şu kalıba yerleştirip kapağını kapatıyoruz. Sıradaki adım için sımsıkı kapalı olmalı. Bu aşamada tamamını sıcak suya koyuyoruz. Yumurta beyazlarının pişmesi için suyun kaynaması gerekiyor. Gerçi renk eklediğimizden beri beyaz değiller ama olsun. Hadi açalım da nasıl olduklarına bakalım. Şunlara bak. Masmaviler. Üstelik kalp şekli de çıkmış. Şimdi de sarılarını ekleyebilirim. Ama sarılarının da pişmesi gerekiyor. O yüzden geri tencereye. Bu kadar yeter. Hadi şunları çıkaralım. Hadi bakalım. Evet, mükemmel olmuşlar. Hepsini kalıplarından çıkarıp bir tabağa koyalım. Şu eğlenceli renk ve şekillere bak. Kesinlikle istediği gibi gökkuşağı temalı oldular. Vay canına, harika duruyorlar. Bir harika. Gel şuraya seni şapşal kuşu. Şu kuşa bak. Gökkuşağı yumurtası yapacaktık. Kuşu değil. Yumurta mı? Onu duymamışım da. Neyse, hiç değilse eğlenceli bir kuşum oldu. Pekala, sırada ne varmış? Makarna. Kim şöyle güzel bir makarnayı sevmez ki? Tabii ki rengarenk olmalarını istiyorum. Gökkuşağı makarna lütfen. Gökkuşağı makarna mı? Nasıl yapılır hiç bilmiyorum. Ne? Hiç fikrim var mı? Çünkü benim yok. Böylece ortaya çıkıverdi. Bakalım içinde ne varmış? Burada hiçbir şey yok. Bomboş. Seni tatlı şapşal çocuk. Tabağa bak. Tabak. Tabii ki malzemelerin orada olduğunu biliyordum. Görünüşe göre çabuk makarna gelmiş. Biraz da renklendirici. Versene. Evet, bir kase suyumuz hazır. İçine biraz kırmızı dökelim. İşte budur. Bu kadar kırmızı yeter. Şimdi de çabuk makarnamızı içine koyalım. Güzelce karıştırıp hem makarnayı açmalı hem de rengi karıştırmalıyız.
Şuna bak, makarnalar resmen kırmızı oldu. Şimdi de diğer renklerin yanına tabağa geçebilirler. Kokuları da çok güzel. Sence de öyle değil mi? Bu lezzet aroma da neyin nesi? Aa, müthiş. Hey, makarnayı öylece eline yiyemezsin. Sakın kımıldama. Çatal kaşık getireceğim. Aa, Nutella çok güzel. Burada ne varmış? Neden kalbimi kırdın ki? Bilerek kırmadım. Aa, vay, topaç gibi fırıl fırıl beni yordu bile. Aa, çok uzun sürüyor. Daha ne kadar bekleyeceğim? Hayır, makarnayı da yiyemezsin Big Big. Yeter artık. Bu makarna benim olacak. Ha? Hey! Dur! Burada makarna yiyorlar ya. Az geliyor işte. Bunu alıp kaçsam iyi olur. Çatalları buldum. Makarna nereye gitti? Benden saklanabileceğini mi sanıyor? Makarnayı takip etsem yeter. Ha? Ah! Buldun beni. Ben yokken bütün makarnayı bitirdiğine inanamıyorum. Hani hepsi sayılmaz. Birkaç tane var işte. Bakalım, bulutum burada. Bum, işte sıradaki yarışmanız. Gökkuşağı bulutları. Hmm, çok güziz değil mi? Hadi neyi bekliyorsunuz? Ne? Gökkuşağı bulutu mu? Aa, bulut yenmez ki. Buna iyice kafa yorup bir fikir bulmalıyım. Durun, neden düşünemiyorum diyordum. Evet, söyleyin fikirlerinizi. Bayılacaksın. Bak, gördün mü? Bu minik bulut lambasını kullanabiliriz. Ne? Yok artık, berbat bir fikir. Aa, evet, senin fikrin nedir? Aa, basit bir bulut beğeniyoruz, kement atıyoruz ve çekiyoruz. Hmm, bu fikir işe yarayabilir. Pekala, bu fikir kazandı. Evet, bence bunun bir yolunu bulabilirim. Önce doğru kıyafeti giymem lazım. Başlığımızı da taktık ve artık bulutu yakalamaya hazırız. Görüşürüz. Hmm, güle güle. Hey, de ben ne yapacağım şimdi? Ah, bir şeyler düşünmeliyim. Eminim benim bir şey üretebilir. Ah, burası niye bu kadar karanlık ve boş? Acıktım. Ah, ne? Şu yemek tabağına bak. Güzel bir waffle sandviçi iyi giderdi. Ah, evet, kafamda kurmuşum ama bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Şu hamuru farklı kaselere dökelim. Hmm, tadı harika olacak. Eminim işte. Ama tabii ki renk de eklemeliyiz. Bütün olay orada. Bu kaseyi kırmızı döküp karıştıralım ve ayrıca mavi, sarı ve mor da yapacağız. İşte budur. Hamurlar renklendi ve sıradaki adımı hazırlar. Şu hamurdan waffle makinesine biraz koyalım. Çok da koymayalım çünkü gökkuşağı waffle olacak. Yani diğer renkleri de katmalıyız. Oldu. Şimdi de waffle'ları pişirmeye başlayalım. Tadam! Gökkuşağı waffle'ım oldu. Biraz da krem şantiyi ekleyelim. Gökkuşağımız için ufak bulutlar yapıyoruz. Biraz da süs şekeri dökelim. Tabak rengarenk ve eğlenceli oldu. Bayıldım. Evet, bu kadar yeter ve bitti. Yaşasın. Ah, bence bu gerçekten de yaptığın en müthiş şey oldu. Ah, bulut hamından döndün mü? Nasıl geçti? Harika, bulutuma bak. Hey, dur, nereye kayboldu? Tüh, aa, gökkuşağı waffle'ını kendi başına mı yaptın? Ver şunu, bunu bensiz yaptığına inanamıyorum. Üstelik tadı da güzel. Dur, onu senin için yapmamıştım. Gerçi sanırım yiyebilirsin. Aferin ikinize de. Sen nasıl bir gökkuşağı yiyeceği yapardın? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da beğenip arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Ve bunun gibi birçok harika video için kanalımıza abone ol. Bu damacana tam ihtiyacım olan şey. Onunla özel bir şey yapacağım. Ama önce 3D kalemimi almalıyım. Şişenin ağzının etrafına çizerek başlıyorum. Çizgi birleşince şişenin alt kısmına doğru ilerleyebilirim. Birkaç tane daha yapacağım. Çizgileri eşit aralıklarla çiziyorum. İşte böyle. Umarım plastiğim bitmez. O da bitince yatay çizgiler çizeceğim. Yatay çizgileri dikey olanlarla birleştirmek istiyorum. Yeni evini beğendin mi? Bence beğendin. Ah, evet. Ah, ah, ah. Ah, selam Wendy. Ah, affedersin, selam. O da ne? Aa, o benim yeni kulaklığım. Onu çok seviyorum. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Bir bakabilir miyim? Aa, şey, tamam ama dikkatli ol. Aa, çok beğendim. Belki de bundan almalıyım. Cina, hayır! Aa, sorun yok, ben alırım. Bunun olacağını biliyordum. İşte ne oldu? Aa, bu çatlak daha önce var mıydı burada? Ay, özür dilerim. Bu bir kazaydı. Neden bunun olması gerekiyordu? Ağlama lütfen. Bekle. Bunu nasıl tamir edeceğimi biliyorum. Birazdan bu kılıf eskisinden bile daha güzel görünecek. Önce plastik yapıştırıcısına ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı kılıfa ince bir çizgi şeklinde sürüyorum. Bu kadarı yeterli olur. Cımbıza ihtiyacım var. Onu parlak taşları etrafına yapıştırmak için kullanacağım. Ellerimin yapış yapış olmasını istemiyorum.
farklı renkler kullanıyorum ve renkleri değiştiriyorum. Acele etmeme gerek yok, bunun mükemmel olmasını istiyorum. Wendy'yi çıldırtmak istemem, yani bana daha çok kızmasın. Bu bitince bir sıra daha yapıyorum, düzgün bir şekilde yapmaya uğraşıyorum. Rengarenk olacak. Kılıfın alt kısmına kadar devam ediyorum. Sonra yan kısımlarını yapacağım. Onu tamamıyla kaplamak istiyorum. Bu son taş. Vay canına, şuna baksana. Wendy'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Bak, bende ne var? Yeni kulaklık kılıfın. Umarım beğenirsin. Aman tanrım, bunu benim için mi yaptın? Teşekkürler Cina. O zaman hadi müzik dinleyelim. Buyur. Ne dinliyoruz? Ha, bu şarkıya bayılıyorum. Hazır. Saldır. Çık şuradan ezik. Ah, aferin tavşancık. Ne? Abacan. Uncle Bonto. Oh, çok önemli değil ha. Oynayacak bir sürü oyuncağım var zaten. Hmm, hangisini seçeceğim? Aa, bu güzel görünüyor. Acaba senin içinde ne var? Aha, nasıl da doldurmuşlar seni. Pofuduk bir buluta benziyorsun. Gina, sana kurabiye getirdim. Gina, ne yaptın sen? Ah, zavallı dinozor. Hayır! Aa, çok eğleniyorum. Aa, Selim anne. Bunu niye yaptın ki? Bütün oyuncaklarını mahvetmişsin. Ne yaptım ben? Ben bir canavarım. Ah, ağlamayı kes, üzülme. Bunları al. Ben hemen dönerim. Hepsini halledeceğim. Bu karakterin farklı hallerini bu kağıda çizdim. Bir 3D kalem alıp içini dolduracağım. Ana hatların üstünden gidiyorum. Böyle çok kolay olacak. Çizmenin eğlenceli bir yolu. Tamam, birincisi bitti. Sonra yandan görünüşünü çizeceğim. Yine ana hatları takip ediyorum. Şimdi sonraki aşamaya geçiyorum. Onları birleştirmem gerekiyor. İskeletin oluşturmak için iki parçayı birleştirdim. Şimdi içini doldurmak için 3D kalemi kullanacağım. İskelete küçük çizgiler çiziyorum. Bir çizimi boyamak gibi. Çizgilerin birbirine yakın olmasına dikkat ediyorum. Bunu her yerine yapacağım. Bayağı keyifli. Örgü örmekten daha eğlenceli. Kusursuz olmasına gerek yok henüz. Ama onu mümkün olduğu kadar kaplamak istiyorum. Böylece daha sonra üzerinde kolayca çalışabiliriz. Oyuncağın bitmiş hali bu olmayacak. Birazcık daha. İlk kısmı bitti. Şimdi tam karşısını yapıyorum. Burasını da birebir aynı şekilde yapacağım. Yapmam gereken tek şey uzun yatay çizgiler çizmek. Hızlanmaya başladım. Elim iyice alıştı. Bir bölümü daha bitirdim. Bağlantıların üstünden geçeceğim. Katmanları oluşturacağım. Sonra da dikey çizgiler çizeceğim. Bu boşlukları kapatmama yardımcı olacak. Kulaklarını unutmayayım. Böyle daha iyi. Şeklini almaya başladı. Şimdi bana zımpara kağıdı lazım. Zımparayı plastiğe sürteceğim. Vay canına, şuna bak. Düşündüğümden daha güzel oldu. Artık ayrıntıları ekleyebilirim. Gözleri siyaha boyuyorum. Onlara küçük girintiler yapıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Hadi rengi değiştirip yanaklarını da yapalım. Keşke kendi makyajımı da böyle yapabilseydim. Bu allık rengi bana çok yakışırdı. Şimdi siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bu rengi kulaklarının ucunda kullanıyorum. Sadece küçük bir kısmı renklendirmeliyim. Tek bir şey eksik. Kuyruğu. Onu da arkasına takıyorum. Bitirdim. Harika görünüyor. Gina, sana bir şey vereceğim. Gerçekten mi? Al bakalım. Aman canım anne, bu şahane. Ona bayıldım. Bak, böyle çekiyorum ve dağılmıyor. Hatta onu ısırıyorum bile. Oh, iyi eğlenceler o zaman tatlım. Bırakayım da ikiniz oynayın. Ben televizyon seyredeceğim. İyi geceler Cina. Ha? O gürültü de ne? Orada biri mi var? Ah, herhalde hayal görüyorum. Tekrar uyumaya çalışayım. O da ne? Ah, bunu hiç sevmedim. Git buradan. Kendini göster. Anne! Ah, sorun ne tatlım? Galiba odamda bir canavar var. Tamam, ah, burada bir şey yok. Orada, onu duydum. Çok korkunçtu. Kesinlikle güvendesin. Ah, buldum. Bu ışıkları yakacağım. Teşekkürler anne. Aa, gözlerim. Uyuyamıyorum. Anne gitme. Ne oldu? Işık çok parlak. Ah, affedersin tatlım. Bir dakika. Sanırım bunu halledebilirim. Bu silikon çubuğuna ihtiyacım olacak. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Bana bir saniye ver. Kalp şeklinde bu buz kalıbını kullanacağım. Silikonu kalplere sıkıyorum.
içlerini iyice dolduruyorum. Bütün kalıbı doldurmalıyım. Sonra soğuyup sertleşmesini bekleyeceğim. Artık onları kalıptan çıkarabilirim. Silikon kalıp bu işi çok kolaylaştırıyor. Bu bayağı iyi geldi. Ay, çok rahatlatıcı. Artık kalıba ihtiyacım yok. Silikon tabancasını ısıtmalıyım. Ucunu kalbe sokuyorum. Böylece bir delik açıyor. Bunu bütün kalplere yapıyorum. Deliklerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. İşte hepsini yaptım. Şimdi süs ışıklarını kalplerin içine sokacağım. Tam buna göre oldu. Çok uzun sürmeyecek. Harika görünecekler. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Cina buna bayılacak. Çok tatlı görünecekler. İşte bu. Şimdi ışıkları yakayım. Vay canına, nasıl da güzel oldu. Bu gördüğüm en güzel gece lambası. Teşekkürler anne. Çok güzeller. Bence de öyle. Sabah görüşürüz. Ah, böyle daha iyi. Bu mükemmel oldu. Parti için sabırsızlanıyorum. Bence her şey hazır. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler anne. Ah, şuna bir bak. Senin için. Aa, dev bir kafa. Hep istediğim gibi. Beğeneceğini biliyordum. Aa, ne diyeceğimi bilemiyorum. Aa, şaka yapıyorum. Senin hediyen bu. Ben de endişelenmiştim. Vay canına, teşekkürler anne. Buna bayıldım. Oo. Ama bunu dikkatli kullan. Bana güvenebilirsin. Şimdi okula git. Ah, yüzünde bir şey var. Bunu kendime saklayacağım. Vay canına, annemin bana bunu aldığına inanamıyorum. Gördüğüm en güzel hediye. Ne zamandır yeni bir telefon istiyordum. Ah, okula varmışım. Merhaba Matthew. Bak bende ne var. Eyvah. Aa, bu hiç iyi değil. Aa, şuna bak annem, çok kızacak. Ne yapacağım? Tam bir felaket. Ah, bunun olmasına izin veremem. Cina, iyi misin? Telefonumu düşürmek istemiyorum. Yoksa kırılır. Aa, sorun yok. Sana bir telefon kılıfı aldım. Aa, pek tarzım değil ama. Aa, dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Buna ihtiyacım olacak. Ne yapıyorsun? Kılıfı baştan yaratacağım. Yalıtım macununu bu bardağa sıkıyorum. Herhalde bu kadar yeter. Şimdi akrilik boyayı alıyorum. Bardağa birkaç damla döküyorum. Şimdi onu iyice karıştıracağım. Macunu renklendirmek istiyorum. Çok uzun sürmeyecek. Bu rengi seviyorum. Güzel görünüyor. Şimdi sonraki kısma geçiyorum. Bir krema torbam var. Onu macun karışımıyla dolduracağım. Bana sanki bir pastayı süsleyecekmişim gibi geliyor ama bunu yemeyi istemezdim. Artık bardağa ihtiyacım yok. Bir dondurma çubuğu yardımıyla karışımı torbanın dibine itiyorum. Sanırım hazır. Yapmam gereken tek şey sıkıca kapatmak için ona bir düğüm atmak. Ortalığı batıracak kazalara neden olmak istemiyorum. Torbanın ucunu keseyim. Çok fazla kesmek istemiyorum. Bu boyut yeterli olur. Şimdi sıkmaya başlıyoruz. Kılıfı elime aldım. Yapmam gereken torbaya biraz bastırmak. Helezon şeklinde bir desen yapmak istiyorum. Bunu kılıfın her yerine yapacağım. Helezonlar birbirine yakın olmalı. Torbayı da hafifçe sallarsam uçlarını sivri yapıyor. Daha iyi görünmeye başladı. Bunu çok sevdim. Belki de pasta yapmaya başlamalıyım. Farklı renklerde yalıtım macunu kullanabilirsin ama ben bu lavanta rengini seviyorum. Rahatlatıcı bir yanı var. Bu son sıra. Şimdi ona sevimli bir koala ekleyeceğim. Yapışması için birazcık bastırıyorum. Şu oyuncak ayıyı da köşeye koyabilirim. Bu işi yaparken cımbız kullanıyorum. Onu bu aşamada batırmak istemiyorum. Birkaç karakter daha koyayım. Bunlar ne kadar da sevimli. Şimdi boşlukları bu yıldızlarla dolduracağım. Bence bitti. Yalıtım macunun kurumasını bekleyeceğim. Anne, nasıl buldun? Bayağı güzel oldu değil mi? Vay canına, sen gerçek bir sanatçısın. Herhalde bu özelliğini benden aldın. Aa, teşekkürler. Yani pastayı ne zaman yiyoruz?